Es-sa'a, kıyamet. Kafirlerin sık sık öne sürdüğü şeylerden biri de, eğer Allah gerçekten vahiy gönderdiyse bir melek göndermeliydi fikri idi. Buna karşı Kur'an'ın cevabı şuydu: eğer yeryüzünde insan değil de tatmin bulmuş, yürüyen melekler olsaydı, biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik. Cebrail aleyhisselamın zaman zaman yeryüzüne inmesi, onu Kur'ani anlamda elçi yapmıyordu. Elçi olabilmek için mesaj getirilen insanlar arasında yeryüzünde yerleşmek gerekliydi. Kur'an şöyle diyordu: bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki, bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi bir görmemiz gerekmez miydi? Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. Melekleri görecekleri gün, suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o gün melekler onlara derler ki, size sevinçli haber yasaktır, yasak. Bu yasaklama, onların dünya ile ahiret arasına bir perde çekilmesi için yalvarmalarına ama kibir içinde yalvarmalarına karşılıktır. Sema ile direkt bağlantıya geçildiğinde ve dünya yerle bir olup zaman ve mekan anlamsızlaştığında ebedi son gelmiş olacaktır. İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün ve çocukların saçlarını ağartan bir gün. Bu son Kur'an'ın tümünde sürekli tekrarlanır. Bu es-saattır ve çok yakındır. O göklerde de yerde de ağırlaştı. Kıyamet vakti henüz gelmemiştir. Onun yakın olduğu söylendiğinde ise gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Ayeti hatırlanmalıdır. Fakat yine de vahyin geldiği dönem boyunca sürekli kıyamet beklenmiştir. Bu eşyanın tabiatı gereğidir. Çünkü ne zaman vahiy insanlarla muhatap oluyor ve yeni bir din ortaya konuyorsa, sema ve dünya arasındaki perde biraz aralanmalıdır. Bu perdenin kaldırılması dünyanın şartlarını değiştirecek ölçüde büyük değildir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görev süresini İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve Nuh aleyhisselam zamanlarında olduğu gibi istisna kılmaya yetecek kadardır. Kur'an, Cebrail aleyhisselamın Hira dağındaki mağaradayken Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk geldiği gece olan Kadir gecesi hakkında şöyle der: Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Kadir gecesinin bu eşsizliği bir bakıma Cebrail'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirdiği surenin tümü içinde geçerlidir. Kıyameti beklemek, muhakemeyi beklemektir. Kur'an'da kendini El Furkan, bu bir surenin adıdır, doğruyu yanlıştan ayıran kriter, hakim olarak niteler. Bu nitelik tüm vahyi kitaplar için de geçerlidir. Çünkü vahiy, ezeli ve ebedi olanın fani olanda görünmesidir ve bu uhrevi varoluş nihai muhakemeye öncülük eder. Bu da birçok defalar Hazreti Peygamber'in gaybı bilmesinden bağımsız bir şekilde cennetle cehennemin çok açık olarak görünmesi demektir. İyilik ve kötülüğün gizlilikleri artık ortaya çıkmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı da buna paralel bir görev yüklenir. Çünkü onun doğru yola çağırması kendisine karşı koyanları da hemen kabul edenleri de kapsar. Vahyin İyi olanları kendilerini mümtaz kılmakla yükümlü tuttuğu hemen anlaşılıyordu. Fakat o zamana kadar kötü olmadığına inandıkları birçok kişinin aniden kötü ve düşman diye nitelenmesi müminleri hem şaşırtıyor hem de duygusal baskı altına alıyordu. Kur'an inananlara bunu kabul etmeleri gerektiğini söylüyordu. Çünkü ona karşı çıkanlarla dost olunamazdı. Bu konuda birçok ayetler gelmiştir.
Andolsun biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Öğüt alıp düşünsünler diye. Oysa bu onların daha da uzaklaşmalarından başkasını getirmiyor. Biz onları korkutmaktayız. Fakat bu onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şey artırmıyor. Hiç kimse daha önce Ebu Leheb'in asıl tabiatını bilmiyordu. Buna bir diğer örnek de Abdurrahman İbni Avf'ın, Cumah'ın lideri ve İslam'a düşman olan Ümeyye İbni Halef'le eskiden arkadaş olmasıydı. Buna paralel olarak Kur'an, Nuh'un getirdiği mesajın kendisiyle kavminin arasını ayırdığından ve onların daha da sapmasına yol açtığı için nasıl Allah'a şikayet ettiğinden bahseder.